Merhaba Nesli'nin takipçilerine, merhaba kanslılar severler, herkese merhabalar. Bugün değişik bir şey yapacağız. Biliyorsunuz ki Counter Strike'da kasa açma muhabbetleri vesaire gibi muhabbetler mevcut. Onun haricinde takas kontratı da var Counter Strike'da, Global Offensive'de. Biz kasa açmaktan ziyade takas kontratıyla bir ürün almaya çalışacağız. Umarım iyi bir ürün alırız. Karşılığında tabii 10 tane aynı kategoride bir ürün vermeniz gerekiyor. Bunu bilmeyenlere de burada böylelikle ne derler ona? Rehber niteliğinde bir video olsun diyelim. Fazla uzun sürmeyecek. En fazla 2 ila 3 dakika sürecek. Öncelikle yapmanız gerekenler arkadaşlar yapmanız gerekenler aynı kategoride bulunan 10 tane item almanız. Ne varmış mesela aynı kategoride bulunan? Mac 7. Ben Mac 7 aldım. Toplam değeri bana 1,5 liraya falan geldi. 10 tane almadım. 6 tane, 7 tane falan aldım. Bende fazla item vardı zaten. Aynı kategoride itemler almanız gerekiyor. Aynı kategoride dediği şu mavi kategorideki itemleri bulup mor item karşısında almanız gerekiyor. Ben bunu vereceğim. Karşılığında umarım şey çıkar. AK-47 keleş çıkar. Öyle ümit ediyorum. Takas kontratıyla kullan diyor. Evet, vereceğim itemleri soruyor bana. Buradan 10 tane item seçmeniz gerekiyor. Ben 10 tane item seçeceğim. Hepsi de tabii ki gökyüzü muhafızı olacak. Onun haricinde bundan vereceğim. Yine bundan vereceğim. Balans var. Elimde bir de şu var. Değersiz olarak gördüm. Evet. 10 tane itemimi tamamladım ve takas kontratını imzalamam gerekiyor. İmzaladım karşılığı. İmzaladıktan sonra bana bir üst kademedeki silahı verecek. Umarım iyi bir silah çıkar. 1,5 lira verdim zaten. 1,5 lira karşılığında bana bir üst kademedeki silah verecek. Umarım 1,5 liradan fazla bir silah olur. Evet. Kontrat geldi. Bana burayı imzalamamı söylüyor. İmzalayalım bakalım. Hop. Hop. Bırak. Ya. Tamam. Kontratı onaylıyorum. Ya illa imzalamanız gerekiyor. Ben şekil olsun diye imzaladım. Ya sadece gerçekten bir kontrat yapıyormuş. Havası verelim diye imzaladım. Rastgele çarpı atlanıp size bir şey veriyor. Ya bu çıktı arkadaşlar ya. Ya o kadar değerli bir item değil. Ama tabi fiyatına toplu pazarına bakıyorum ne kadarmış değeri. Ya yani muhtemelen videoda görünmeyecek bu. Ben bakayım size söylerim fiyatın ne kadar olduğunu. Ortalama değeri 1 lira var mı? Ya en son 1 lira 15 kuruştan satılmış. Yani çok değerli bir item değil açıkçası. Ama böyle bir silahım yoktu. Oldu, iyi oldu. Fena değil yani. Kısa günün kısa çağrı olmasa da fena değil. Evet. Onun haricinde bir tane daha yapalım mı takas kontratı? Yapabiliriz aslında. Paramız mevcut. Bir tane daha takas kontratı yapalım. Onun haricinde başka ne alabiliriz? Gene Mac 7 alıp değerli bir item düşürebiliriz aslında. Ya da ne bileyim daha değerli bir itemi bozabiliriz. Mesela ne olabilir onun karşılığında haricinde? Mesela hangisiyle? Mesela bunu takas kontratıyla kullansam kullanamıyorum. Neden? Çünkü yeni çıkmış. Bunu kullanabiliyorum herhalde. Aynen. Bunun kategorisinde de bu silahlar mevcut. Bunları verince de siz karşılığında bir üst kademedeki silah alıyorsunuz. Onun haricinde şu varmış. Bakalım. Bu da aynı şekilde. Aslında bu silahları verebilirim.
bana daha iyi silah verecek. Ama verdiği silah da o kadar etkili bir silah olmayacağı için değmez. Aynen değmez. Takas kontratıyla bunları verebilirim. Pardon. Başka bu varmış. Pardon, yine yanlış tıkladım. Bunu satamıyorum. Bu da yeni gelmiş herhalde. Yeni gelen şeyleri satamıyorum sanırım. Bu var. Bu var. Bu var. En başa dönerim. Evet. Bunu verirsem onu alacağım. O kadar güzel bir silah değil. Bunu verirsem Nova var. Bizon var. Bana göre silahlar değil. Bunu arıyorum. Bunu verdiğim zaman maymun şeyi, ya yani o kadar güzel bir silah değil aslında maymun şeyi falan. Bunu veremiyorum. Bunu verirsem işte Carter alabiliyor. Yok ya, bu da güzel değil. Ben 10 tane yine şeyden alayım. Az önce gök yüzü muhafızı var, ondan alayım. 10 tane gök yüzü muhafızı 20 kuruştan 2 lira yapar. Gibi. 15 kuruşa varmış. Ama ben o kadar fiyata bulamıyorum nedense. 10 tane alıyorum. Tamam, al. Alıyorum 10 tane arkadaşlar. 2 3 Biliyorum bu yaptığım belki salaklık, gerizekalılık olabilir ama ya anahtarı alacağıma, kasa anahtarı alacağıma silah satın alırım. Zararlı yani 6,5 lira, 7 lira hatta 8 lira kaybedeceğime 2 lira, 3 lira hatta 1 lira kaybederim. Bu bana daha mantıklı geliyor. Bana kalırsa size tavsiyem siz aynısını yapın. Tamam, kasalardan çok iyi değerli itemler çıkabiliyor. Ama ne bileyim, kumar gibi bir şey. Bildiğin kumar yani. 7 8 alıyorum. 9 alıyorum. 10. ve 10.'yu da aldıktan sonra bitiyor. Evet. 10 taneyi aldığımıza göre geri dönüyoruz oyunumuza. 10 yeni eşyamız varmış. Tamam diyoruz. Tamam. Evet. Şimdi bunlara bir kontrat daha imzalayacağım. Ve bu videoyu burada sonlandıracağız. Bakalım bu sefer iyi bir silah çıkacak mı? Takas için seç. Tamam. 10 taneyi tamamladım. Devam ediyorum ve kontratı imzalıyorum. Hop. Yes. Kontratı onayladım. Bakalım ne çıkacak. Hadi yavrum. Hadi yavrum, iyi bir şey çıksın. Hadi. Famas çavuş mu? O ne ya? İlk defa duyuyorum ya. Abi Famas çavuş nedir ya? Ha, ben yanlış şey alıyorum ya. Bir üst kademesi. O silahın bir üst kademesi şey oluyormuş. Mor oluyormuş. Ben tabii haliyle bunun değerine bakıyorum ne kadarmış. Hemen 2 lira hatta 2,5 liraya yakın bir para verdim. Karşılığında 1 lira 10 kuruşluk bir item aldım. Hiç yoktan iyidir diyebiliriz aslında bakarsanız. Görevde kullanılmış diyor. 1 lira 5 kuruş değeri.
Diğeri de görev kurumlarınmış 1 lira 10 kuruş. Yani hiç yoktan 2 liraya 2 tane güzel, yani harikulade olmasa da iyi bir item aldığımı söylenebilir aslında. Böyle bir silahım yoktu, iyi oldu. Ekipmanlarıma bakıyorum hemen. Diye geçiyorum. Evet, bu öyle silahım yoktu. Artık Mac-10 kızgın silahım var. Neyse, videomuz bu kadar arkadaşlar. Maksat nasıl bir şey olacağını göstermek, takas kontratının nasıl kullanıldığını göstermek diyelim. Rehber niteliğinde bir video olsun diyelim. Umarım eğlenmişsinizdir, umarım keyif almışsınızdır. Çok eğleniyorum, kusura bakmayın. Dediğim gibi umarım eğlenmişsinizdir. Daha çok video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ölmezse kalırsa bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.